بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله واولاده واصحابه واهل بيته وعليهم اجمعين صلوا على رسولنا محمد اللهم صلوا على طبيب قلوبنا محمد اللهم صلوا على شفيع ذنوبنا محمد الله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من اشتاق إلى الجنة سارع إلى الخيرات ومن أشوق من النار لها عن الشهوات Sadaka Rasulullah فيما kal ev kema kalen nebiyyü sallallahu teala aleyhi ve sellem. Sığındım Zat-ı hakka gel gidelim. Hemen seyri ile Allah gel gidelim. Garibiz, kimsemiz yoktur diyelim. Bu senlikten, bu benlikten geçip hakka yönelelim. Rabbimizin cemalini beraberce inşallah seyredelim. Allahu Teala sabahımızı hayırlara ve bereketlere vesile kılsın anlatılacak olan ve anlatılanların Allah Teala feyzini, bereketini ve tesirini kalplerimize nakş eylesin. Amin. Ölünceye kadar istikamet üzere yaşamayı, Allahü Teala Hazretlerinin rızasıyla işi neticelendirmeyi, cennet ve cemalinde de buluşabilmeyi Allahü Teala hepimize lütfeylesin. Bu vesileyle Cenab-ı Hak şu anda zor şartlar altında havanın soğuk olmasıyla birlikte vahra karşı mücadele eden mehveçimize Allah zafer nasip eylesin. Galibiyet nasip eylesin. Bize de onların haliyle dertlenebilmeyi, dertli mümin, dertli Müslüman olabilmeyi, en azından onların mücadeledeki o şartlarını düşünerekten ben ne yapabilirim mantığına dönerek o düşünceyle hareket edebilmeyi, şuurlu Müslümanlar olmayı bencillikten, enaniyetten bize geçebilmeyi şu haftalarca burada anlatılan Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin örnek hayatından üsve-i hasenesinden bize düşen ümmeti olarak vazife neyse Allah onu idrak ederek hayatta tatbik edebilmeyi kendimizi şuurlandırmayı bilinçlendirmeyi bugün değil sureye Kudüs'ün kapılarına kadar Mescid-i Aksa'yı da kapılarını alem-i İslam'a açacak çalışmanın bilincine ve şuuruna varmayı Allah hepimize lütfeylesin. Şimdi okuduğumuz ayet-i kerimeler bir sure-i celile okuduk. Hepimizin bildiği İnşirah suresi. Elem neşrah leken sadrak. Bu sure-i celile Mekke'de nazil olmuş bir suredir. Bu sure-i nazil olduğu dönemde hicret daha nasip olmamıştı. Hz. Ömer radıyallahu an bile daha Müslüman olmakla şerefli kılınmamıştı. Yani Hz. Ömer radıyallahu anh'ın 40. Müslüman olan kişidir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem efendim Hira'dan efendim Allah Resulü olmakla müjdelendiği dönemi bakalım. İnceleyelim. O dönemin içerisinden Müslümanların 40 kişi kadar olmak üzere toparlandıkları Darul Erkam'ın evine bir dönelim ve o dönemin içerisindeki eziyetleri, meşakkatleri düşünelim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ve taraftarlarına karşı yapılan işkenceleri, yapılan haksızlıkları, boykotları bir düşünelim. O dönemde nazil olan bu sure Allah Resulüne sallallahu aleyhi ve selleme ashabına ona tabi olan ve ümmeti olmakla şerefli olduğumuz biz ümmete acaba bu sure ne diyor? Bu sureyi yeri geldikçe hepimiz okuyoruz. Hocalarımız efendim namazda tilavet ediyorlar ama bu sure bize ne diyor? Muhteremler alemi İslam olarak da şu anda göğüslerimiz kalplerimiz daraldı mı? Müslümanların dertleriyle dertleneceğimiz şu ortamda en ferdi olan hayatımızdan haritayı daha da büyüttüğümüz vakitte gönül coğrafyasına baktığımız vakitte daraldık mı? Daraldık. Askerimizden şehitlerin gelmesi, annelerin efendim gözlerinden yaşlar akması ve çocukların yetim kalması, bu kadar alem İslam'ın içindeki sıkıntılar, yeryüzündeki mazlumlar, garipler, şu anda çadır kentte yaşayanların haline baktığımız vakitte hakikaten göğsümüz daralıyor mu? Bu göğsümüz daralıyorsa, bunu biz hissediyorsak bu mümin alametidir. Bu Müslüman alametidir. Bu halimize şükredelim. Bu vurdun duymaz olmadığımızı bize gösterir. Bu halimize hamd edelim. Bunu da Allah bize nasip etti. Elhamdülillah. Bu kadar insanlar varken yeryüzünde, İslam aleminde bu kadar Müslümanım diyenlerin içerisinde Allah'ın diniyle dertlenenler, dertli Müslümanların dertleriyle dertlenenler, Allah Teala azınlık da olsa o İslam toplumunun içerisinden öyle insanlar çıkarttıysa bu da Allah'ın bizi seçtiğinin alametidir üzerimizde. Elhamdülillah. 3-5 Müslüman bir araya gelip de mazlumların umudu için dertleniyorsa Allahü Teala diğer Müslümanların üzerinden de o vurdun duymaz kabilinden olan hareketleri de bu Müslümanları kefaret kılarak Cenab-ı Hak bela ve musibetleri de kaldırıyor. Muhteremler, şimdi bu suyla bize çok şeyleri anlatacak. Mekke dönemini anlatacak. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin çektiği zahmeti, çileyi anlatacak bize. Onu anlamadan hayatta yaşayamayız. Onun halini idrak etmeden, yaşadıklarını anlamadan, onun hayatını gün ve gün, saat saat okumadan şu anda yeryüzündeki Müslümanların da zafer'e ulaşması mümkün değildir. Çünkü zafer varsa mutlaka ardında Muhammed Mustafa var sallallahu aleyhi ve sellem. Bedir'de melekler yardıma geldiyse Muhammed Mustafa var sallallahu aleyhi ve sellem. Uhud'da Allah'ın yardımı tecelli ettiyse ardında Muhammed aleyhisselam var sallallahu aleyhi ve sellem. Hendek'te hocamız demin ifade ettiler bu müjdeler beyan etti ve gerçekleşti ardında Muhammed Mustafa var sallallahu aleyhi ve sellem. Huneyn gazesinde sahabe-i kiram sayılarını çokluğuna güvendiği anda hafif bir imtihan tecelli ederken Huneyn'in büyük ganimetlerle tecelli etmesinin ardında yine Muhammed Mustafa var sallallahu aleyhi ve sellem. Hayatın neresine bakarsanız bakın Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi göreceksiniz. Namazın içine kadar, yuvanızın içine kadar, nikahınıza kadar, sünnetinize kadar, selamınıza kadar, oturmanıza kadar Muhammed Mustafa'dır sallallahu aleyhi ve sellem. Ne kadar hayattan silmek isteseler de silemeyecekler. Boşa çalışıyorlar. Allah şerlerinden muhafaza buyursun. Şimdi gelin elem neşrah leke sadrak ne demek? Bunu bir inceleyelim. Allahü Teala Habibine buyuruyor ki inşirah demek ferahlamak demek. Rahatlamak demek. Teselli olmak demek. Dersin adı Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi tesellisi ve umudu. Burayı anlatırken onu teselli edeni önce idrak etmek gerekiyor. Onu peygamber olarak gönderen Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi nebi olarak müjdeleyen Allahü Teala Hazretleri onu ilk teselli edendir. Beşeriyetin içerisinde de Hira mağarasında vahiy ile müjdelendiği anda da onu ilk teselli eden kimdir? Hatice annemizdir. Allah Resulü'nü ilk teselli eden, heyecanında, umut olan, büyük bir heyecanla, neredeyse Hira'dan aldığı o vahiy ile, Hira'dan inerken, heyecanla, terlen, doğru Hatice annemizin evine gidip, neredeyse bayılacak, bazı rivayette bayıldığını da söyleniyor hadis-i şeriflerde o baygınlık haliyle onu da beşer aleminde teselli eden ve ona ilk iman eden Hatice annemizdir. Muhteremler, biz daraldığımızda bizi teselli eden kim olacak? Daralan kalpleri kim teselli edecek? Mahzun halimize kim umut olacak? Biz çareyi nerede arıyoruz? En hüzünlendiğimiz andaki çözüm merciimiz kimdir? Falan artistin söylediği sözler midir? Tuttuğun takımın futbolcuların galibiyeti midir bizi rahatlatacak olan? Alemi İslam'ı kurtuluşa götürecek olan nedir? Göğsümüzü, kalbimizi ferahlatacak olan acaba nedir? Şimdi bu ayet-i bunu söylüyor bize. İnşirah, Elem Neşrah'daki ismi İnşirah suresi ferahlamak, rahatlamak. Şu anda da Afrin'de asker rahatlığa kavuşmak istiyor. Bir bölüm kardeşlerimiz şu anda askerin kontrolünde olan yerdeki kardeşler ferahlığa gidiyor. Ama zorluğun içerisinde bir kolaylık var. Zorluktan geri çıkılmamasını söyleyecek bize bu sure şimdi. Zorluğun içerisinde, meşakkatin içerisinde rahatlığı çıkaracak Allahü Teala. Onun için çalışmadan geri kalmamamızı söylüyor. Tembellik yok, kenara çekilmek yok, bana ne yok. Zorluğun üzerine giderek o zorluğun içerisinde Allah iki kolaylık verdi diyor. Onu alacağız biz. Bunu söyleyecek şimdi bu sure. Elem neşrah leken sadrak. Habibim senin göğsün daralmıştı diyor Allahu Teala. Biz senin göğsünü genişletmedik mi? Elem neşrah leken sadrak. Biz senin göğsünü genişletmedik mi? Ne demek göğsünü genişletmek? Göğsümüz, kalbimiz. Bunun genişlemesi acaba nasıldır? Kur'an-ı Kerim'de göğüs genişlemesinden bahseden Şehri Sadır denilen göğüs genişleme olayı Kur'an-ı Kerim'de zikrolunuyor. Çok yerlerde var. Bu ayeti kerimeyi bize izah edecek iki ayet-i kerime Kur'an-ı Kerim'de. Biri En'am suresinde, biri Zümer suresinde. Allahü Teala Hazretleri buyuruyor ki Allah kimi doğru yola götürmek, iletmek isterse, Allah kimi doğru yola iletmek isterse, allah Teala buyuruyor ki, يَشْرَحْ sadrahu lil İslam. Allah onun diyor kalbini, göğsünü İslam'a açar. Allah kimi doğruya iletmek istiyorsa, hakikate kimi iletmek istiyorsa Allah, onun diyor göğsünü Allah İslam'a açar. Allah kalplerimizi İslam'a açsın muhteremler. Ailemizin de açsın. Çocuklarımızın da açsın. Bu ayeti kerimenin üzerinde çok durmak gerekiyor. Allah diyor kimin kalbini, gönlünü, dikkat buyurun, İslam'a açmak isterse, tersten de okuyalım manayı, Allah onu doğru yola iletir. Bu birinci ayet. İkinci ayet Zümer suresinde Allahu Teala buyuruyor ki Allah kimin gözünü İslam'a açmışsa öbür ayette dedik İslam'a açarsa burada diyor ki şimdi Allah kimin gönlünü İslam'a açtıysa açarsa Allah Teala buyuruyor ki sadrahullahu sadrul sadruhu lil İslam. Sadrullahu sadruhu lil İslam. Allah onun üzerine nur yağdırır. Sekinet, feyiz, rahatlık, göğsünü genişletir. Allah kimin kalbine İslam'ı açtıysa onun göğsünü genişletmiş olur. Ona ferahlık verir. Ona huzur verir, sekinet verir. Kime? Kalbini İslam'a açan kişiye. Peki Allah Teala Hazretleri Habibi sallallahu aleyhi ve sellemin kalbini İslam'a açtı mı? Açtı. İslam'la şerefli, peygamberlikle onu Allah Teala zinetledi. Ne demek istiyor Cenab-ı Hak? Ey Muhammed! Senin gönlünü, kalbini biz genişlettik. Seni teselli ettik. Sana merhamet ettik. Sana acıdık. Daralan kalbini biz Allah Teala buyuruyor ki ferahlandırdık. Ya Muhammed! Rabbin senin kalbini İslam'a açmasındandır ilmindeki, ahlakındaki, İtikadındaki o en güzellik Allah'ın senin gönlüne İslam'ı sevdirmesi ve açmasındandır. Muhteremler yaşadığımız günlük hayatın içerisinde de bazılarımız ahlaki sıkıntılarımızdan, itikadi bozukluklardan, efendim ameli problemlerden bahsettiğimizde bunun çözümü işte buradadır. Bunun çözümü gönlün, kalbin neye açılması? İslam'a açılmasıdır. Müslüman olduğumuzu söylüyoruz. Amin abi Rabbil alemin. Amma ve ahlaki olgunluk, itikadi düzgünlük, istikamet üzere olabilmek ve de efendim amelde salih amel üzere istikad, istikamet üzere olabilmekteki başlangıç nerede tecelli ediyor? Kalbin İslam'a açılması. İslam'ın emirlerini, hükümlerini önce kalp ile benimsemek, yapamasak da tamam ya Rabbi sen ne diyorsan doğrudur. Senin emirlerin, hükümlerin tamam ya Rabbi hata bendedir, kusur bendedir, yanlış bendedir. Bu teslimiyetle hareket edebilmek Allah kullarından bunu istiyor. Ve Cenab-ı Hak buyuruyor ki göğsünüz feraha erdiğinde siz rahatladığınızda sizi rahata götüren, sizi selamete götüren Allah olduğunu da unutmayın ferahladığınızda şımarmayın demek istiyor. Huzura erdiğinizde ah buyurun oh be diyerek yan gelip yatmayın diyor. Yani siz en rahata kavuştuğunuz anda bile bu rahatlığın size alemlerin Rabbi olan Allah tarafından verildiğini de asla ve kat'a ...unutmayın Allah buyuruyor... ...elem neşrah leke sandırak... ...habibim biz senin göğsünü genişletmedik mi... ...İslam'ı kalbine koymakla... ...onun nurunu sana yerleştirmekle... ...en daraldığın anda bile... ...biz seni rahatlatmadık mı... ...ayet 1... ...biz senin göğsünü genişletmedik mi... ...elem neşrah leke sandırak... ...Kur'an-ı Kerim'e... ...baktığımız vakitte... ...bu müjdenin... ...seneler evvel... ...yüzyıllar evvel... Musa Aleyhisselam tarafından da böyle bir dua yapıldığını Allahü Teala bize zikrediyor. Ne o? Rabbiş rahli sadri ve esirli emri. Musa Aleyhisselam bu duayı yapıyor yüzyıllar önce. Rabbisi, ya Rabbi, Rabbiş rahli sadri. Göğsümü genişlet ya Rabbi. Neye karşı, niçin? Şura suresi de bu ayet tahadadır. Rabbiş rahliye sadri. Şura suresi de bunun hikmetini beyan ediyor. Ya Rabbi sen beni Firavun'a gönderdin ya. Dedim ya ben Firavun'a sen davetçi olarak beni gönderdin. Ey Musa Firavun'a git o azdı. Sen ona git. tevliğini yap. Davetini yap. Hakkı duyur. Alemlerin Rabbi olan Allahü Teala Hazretlerinin olduğunu ona beyan et diye Cenab-ı Hak onu görevlendirdiğinde Musa Aleyhisselam yaptığı dua Rabbiş rahli sadri Ya Rabbi göğsümü genişlet. Niye bu duayı yaptı? Ona gittiği vakitte Ya Rabbi onların beni yalanlamasından ben korkuyorum. Ve bu korkuyla kalbim daralıyor. Ben Firavun'a tebliğ yapmaya gideceğim. Memur kıldın beni. Tamam. Lakin ben bu vazife ifa ederken Firavun'a gittiğimde benim de senden isteğim odur ki sen de benim göğsümü genişlet. Bu vazifeyi yaparken göğsüm daralıyor. Hakkı tebliğ ederken, doğruyu duyururken, insanlara anlatırken, vazifeyi yaparken hakikaten bazı İslami meseleleri bile insanlara anlatırken, konuşurken acaba ne der mantığı? Karşımızdakinin acaba ne diyeceğinden kalplerimize korku gelmiyor mu? İşte Musa Aleyhisselam buna karşı diyor ki: Ya Rabbi Rabbi şrahli sadri göğsümü genişlet. Allah göğüslerimizi genişletsin muhteremler. Hakkı anlatmada, hakkı duyurmakta karşımız muhatabımız tarafından yalanlansak da, istenilmesek de Allah istikamette daim buyursun. Allah o anda bizim kalplerimizi genişletsin. Allah ferahlandırsın bizi hepimizi. Bu iş tabii ki öncelikle siz baktığınız zaman bizden daha alakalı değil de Hocam bu iş siz sizle alakalı, siz anlatırken daralmayın mantığı sizde hakim olabilir. Bu da yanlış bir mantıktır. Hepimiz bir çobanız, güttüğümüz sürüden mesulüz. Ailemize karşı, evlatlarımıza karşı, çocuklarımıza karşı, millete karşı, kardeşlerimize karşı, akrabaya karşı, dostlara karşı hepimizin vazifeleri var. Allah göğsümüzü genişletsin. Allah ferahlandırsın. Allahü Teala böyle dua etti. Cenab-ı Musa Aleyhisselam. Bunun örnekliğini de Kur'an-ı Kerim bize Allahü Teala peygamberine göğüslüğüne genişlik verdiğini beyan ederken Musa Aleyhisselam'ın da böyle dua yaptığını beyan ediyor. Elem neşrah leken sadrak. Habibim biz senin göğsünü genişletmedik mi? Hakikaten öyle dönemler oluyor ki kimisi ailesi içerisinde imtihan olunuyor, yuvasında göğsü daralıyor. Hemen adliye korolarlarında ayrılığı düşünüyor. Öyle imtihanlar işiyle, aşıyla, eşiyle herkes günlük hayatta bu imtihanları yaşıyor. Öyle değil mi? Hepimizde böyle imtihanlar, daraldığımız anlar olmuyor mu? İşte bize Kur'an'dan ayet. Rabbi şrahli sadri. Ya Rabbi göğsümü genişlet. Ya Rabbi beni ferahlandır. Musa Aleyhisselam bu duayı zalime giderken Allah'a yalvardı. Bu duayı o anda yaptı. Muhteremler biz de tam teslim olacağımız anda duayla yettim kulum cevabı gelecek dualara sarılalım. Allah bize bu teslimiyeti nasip eylesin hepimize. Elem neşrah leke sadrak ve vallana anke allah Allahu Teala buyuruyor ki biz senin yükünü hafifletmedik mi? İkinci ayet-i kerime. Biz senin yükünü hafifletmedik mi? Elledi enkada zahrak. Hakikaten biz senin yükünü kaldırdık Allah buyuruyor. Senin yükün üzerinde çok büyük yük vardı. Ama biz senin yükünü kaldırdık. Bakın, Efendimiz'i teselli eden ayet-i kerimeler, umutlandıran ayet-i kerimeler, Mekke dönemi, dikkat buyurun, hicret olmamış, Hazreti Ömer daha Müslüman olmamış, o dönemde gelen sure bu. Ve Duh'a'nın peşine geldi bu sure. Ve Duh'a da Peygamber'imizi teselli ediyor. Biz seni terk etmedik ya Muhammed. Hani müşrikler dediler ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme üç tane vahiy peş peşe geldi. Hira mağarası, Müddessir suresinin ilk ayeti kelimeleri, Müzzemmil suresinin ilk ayeti kelimeleri geldikten sonra biri rivayet üç gün, biri rivayet on iki gün, biri rivayet on beş gün, bir rivayet kırk gün vahiy gelmedi. Vahiy gelmeyince müşrikler ne dediler aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e? Muhammed'i Rabbi terk etti Muhammed'i Rabbisi artık bıraktı. Artık Muhammed de yani normal bir şey. Rabbisi onu terk etti, bıraktı onu artık. Bu hal Efendimiz'e çok sıkıntı, göğsüne yük getirdi. Düşünsenize size inananlar var. Etrafınızda sizi vahiy almışsınız. Normalde bile şöyle düşündüğünüz ama 40 gün vahiy gelmediğini düşünün. Ya da en az 3 gün kesildiğini düşünün. Halbuki bu süreç normal. Ama Efendimiz ilk bunu yaşıyor daha, ilk. Peş peşe vahiyler günlük gelirken diyelim misal, bir anda vahiy kesiliyor 3 gün, 12, 15, 43. Bu 4 divayeti kitapta var, hadis kaynaklarında. 40 gün kadar vahiy kesilmiş. Müşrikler dediler ki aleyhissalatu vesselam Efendimiz'e Muhammed Rabbi terk etti. Onu yalnız bıraktı. Artık Muhammed'in Rabbinin Muhammed'le işi yok. Allahu Teala ne buyurdu? Ve zuha ve leyli iza seca. Ma vetta'aka rabbuka ve ma qala. Kuşluk vaktine yemin olsun ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Gecenin karanlığının bastığı o geceye yemin olsun ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Rabbin sana darılmadı, sana terk etmedi, seni yardımsız bırakmadı Rabbin, senden vazgeçmedi. Yeminle başladı. Vallahi ya Muhammed ve Vav wow, yemin demektir orada. Kasem var. Yemin olsun ya Muhammed. Kuşluk vaktine yemin olsun. Karanlığı basan geceye de yemin olsun. Rabbin seni terk etmedi. Rabbin sana darılmadı. Allahu Teala buyuruyor. Üç gün en azını alalım şimdi. Üç gün vahiy gelmedi. Efendimizin düştüğü hali düşünün bir de hatırlayalım şimdi. Üç gün vahiy kesilmiş. Mevla'dan irtibat yok. Efendimizin halini düşünün. Peki muhteremler, şimdi onu tam tersine gelin kendimize soralım. Biz 3 gün, 12 gün, 15 gün, 40 gün Mevla'dan habersiz kalırsak halimiz ne olacak? Rabbimiz bizden 3 gün irtibatı kesse halimiz ne olacak? Yaptığımız günahlar isyanlar mukabilinde rahmetimi çektiğim üzerinizden belirli bir süre zulmettesiniz diye tecelli etse bize halimiz ne olacak? Üç gün Rabbisinden gelmeyen vahye daralan Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin ümmeti olan bizler bir dakika bile, bir saat bile, bir gün bile Mevlasız geçerse ne olacak halimiz? Bu ayetler bize bunu hatırlatmalı, düşündürmeli. Efela düşünmüyor musunuz? Akletmiyor musunuz? Bu kadar ayet-i kerimelerin muhatabı kim? Bu surelerin muhatabı kim? Hepimiz. Sure Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme nazil oldu. Muhatap kim? Hepimiz. Allah Teala Hazretleri hepimize bunları bir an olsun düşünmeyi, ferahlamayı Allahü Teala Hazretleri hepimize nasip eylesin. Onun için muhteremler gönlümüzün kalbimizin İslam'a açılması lazım. İslam'ın hükümlerine kalbimizi, gönlümüzü açmamız lazım. Onun için de Mevla'ya dua etmemiz lazım. Ya Rabbi göğsümü, kalbimi genişlet. Bana ferahlık ver. Ya Rabbi göğsümü, kalbimi İslam'a aç. Evlatlarımın, ailemin, sevdiklerimin, dostlarımın kalplerini İslam'a aç ya Rabbi. Onları İslam'la müşerref kıl. Kimliği Müslüman İsli İslam değil, yaşantısı Müslüman. Adı İslam, adı Müslüman, yaşantısında da Müslüman. Hayatında onu da yaşayan, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'i örnek alan Müslüman olabilmeleri için birbirimize dua edelim. İbn Abbas radıyallahu an, Ali vesselam efendimize soruyor. Bu ayeti kerimeler nazil olduğunda Ya Resulallah, bir kulun kalbinin İslam'a açıldığını nereden anlarız? Allah bu sahabe-i hepsinden razı olsun. Radıyallahu anhum ve radu anh diyor Kur'an-ı Kerim. Allah onlardan razı, Allah da onlardan razı, onlar da Allah'tan razılar. Sordu İbn Abbas, kalbi İslam'a açılan kişinin alameti nedir? Şimdi gelin kendimizi tahlil edelim. Doktora gidiyoruz, hastalığım var, şu su var, bu su var. Doktor bir tahlil yapalım, kan tahlili. Kalplerimiz İslam'a açılmış mı? Gelin bir tahlil yapalım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kalbi İslam'a açılan Müslüman kulu için de çok şartlar beyan etmemiş. İki ki özet mesaj veriyor. Kalbi İslam'a açılan müminin birinci alameti Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki aldanma yurdu olan dünyaya meyletmemesi aldanmaması. Dünyaya aldanılmayacak. Dünya varsa da yoksa dünya merkezi değil. Varsa da yoksa dünyadan ahiret merkezi. Allah'ın rızası. Eğer ki Müslüman aldanmayıp da yaşadığı hayatın içerisinden Allah'ın rızasını kazanacak. Bir hayatı yaşıyorsa bütün hayatın içerisinde, merkezinde, okulunda, işinde, aşında, ticaretinde, her alanında sadece camide değil Evde de, işte de, aşta da, eşte de, okulda da, üniversite koridorunda da, sınıfında da, her alanda da dünyaya aldanmayan ben Müslümanım, aldanmıyorum, yaşantımın her tarafı İslam'dır diyen kişinin kalbinin İslam'a açıldığının alametidir. İkincisi de ölümünden evvel ebediyete gidecek ya ahirete hayattayken onun için çalışması varsa. O kişinin kalbi de İslam'a açılmış demektir. Ebediyetimiz için, ahiretimiz için çalışmalarımız varsa işte şu sabah namazı, bütün sabah namazlarımız, beş vakit namazımız, ibadetimizin tamamı ebediyetimizi mamur etmek üzere yapılan bir çalışma. Bütün kalplerin öleceği günde Allah kalplerimizi diri eylesin. Allah kalplerimizi öldürmesin. Ya mukallibel kulub, sebbit kalbi ala dinik. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duası. Ya Rabbi kalplerimizi İslam'da sabit eyle. Ya Rabbi gönüllerimizi geniş eyle. Ya Rabbi bizi ferahlandır. Şu süreçte yapmamız gereken dualardan da bir bölümü budur. Allah bizi ferahlandırsın. Rabbin senin göğsünü genişletmedi mi? Senin büyük bir yükün altındayken Allah senin yükünü hafifletmedi mi? ve Rab'ına ancak Azizratt'i ki en zahrak. Sen büyük bir yükün altındaydın. Peki yükün al, yük ne demek? Hangi yük? Sorumluluk. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in peygamberlikle bir kere müjdelenmesi büyük bir sorumluluk. O kadar yükümlülük altına girdi ki diyor tefsirler bunu açıklarken müfessirler beyan ediyorlar ki belinin diyor kemiklerini kıkırdatacak Sesini duyurtacak bir yükümlülük altına girdi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Kur'an'ın bir kere kendisine nazil olması en büyük yükümlülük değil midir? Lev enzelna ala cebelille mütesaddiya min Biz o Kur'an'ı bir dağa indirseydik o Kur'an'ın büyüklüğünden o dağ un gibi zerrecikler haline gelirdi. O Kur'an'ı Allah'tan ilk kime indirdi? dağı titretecek, yok edecek, zerrecik hale getirecek olan o Kur'an ayetleri Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme getirdi. Bu büyük sorumluluk değil midir? Bu yükten az daha iki büklüm olmuş kemiklerin birbirine değecek, kırılacak, çatırdayacaktı diyor. Ayetin izahında müfessirlerimiz. O kadar büyük bir yük. Nübüvvetle müjdelendikten sonra dikkat buyurun. Emin olan Muhammed Aleyhisselam peygamberliğini ilan ettikten sonra en yakın dost bildikleri yakın akrabasından başlamak kaydıyla da peygambere cefa etmeleri, araya set çekmeleri, ona karşı direnmeleri de Peygamber'imizi ağır bir yük değil miydi? Dikkat buyurun. Yükün altındaydın sen ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Rabbin senin yükünü hafifletmedi mi? Nübüvvetten evvel sana dost olanlar, peygamberliğini ilan ettikten sonra sana düşman olmadılar mı ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sen bir de bir yük daha nedir o yük sen hatemul enbiyasın peygamberlerin sonuncususun seninle beraber nübüvvet kapısı kapılıyor daha peygamber gelmeyecek yani işi çok doğru yapması gerekiyor sorumluluk çok artıyor senin yaptığın bir takım hata ya da eksikleri diğer bir peygamber tamamlamayacak Senle bu iş tamam olacak. Ekmel tüleküm dinekum Maide suresi. Bugün dinimi tamamladım dedi Arafat meydanında. Muhammed Aleyhisselam okudu bu ayeti kerimeyi Rabbimizden alarak. Sen son nebisin daha gelmeyecek. Sen işini doğru yapmaya mecbursun. Senle bu iş nihayeti erecek. Artık ahır zamana giriliyor. Bu büyük bir sorumluluk. Efendimiz'e Allah-u Teala sen büyük bir yükün altına girmiştin. Sen bu vazifeyi en güzel şekliyle nasıl yapabilirim? Telaşı içerisinde, yükü içerisinde ezilirken Allah yükünü hafifletmedi mi? Ne muazzam bir ayet-i kerime. Afrinde ya Rabbi şu anda ordumuz büyük bir yükümlülük altına girdiler. Mazluma umut oldular. Şu anda birçok köydeki insanlar Türkler geldi, Müslümanlar geldi diyerekten sevinç içerisindeler. Ya Rabbi onların yükünü de hafiflet. Amin. Onlara da selamet ver. Amin. Suriye'dekiler de yük altındalar. Zalimlerin zulme altındalar. Ama bunun içerisinden Allah'ın yardımını çıkaracağız. İnşallah Allah'ın yardımı yakındır. Hiç merak etmeyin Allah'ın yardımı gelecek. Ama ne zaman gelecek? İşte biz bu ayetlere döndüğümüz zaman gelecek. Biz bu yola döndüğümüzde Allah'ın yardımı gelecek. Hocamız okudu demin. Nasun minallahi ve fethun qareeb ve beşşiril müminin. Fetih yakındır ya Muhammed. Mü'minleri müjdele diyor Allahu Teala. Yakındır fetih. Hiç merak etmeyin. Allah'ın yardımı gelecek. Bu kadar mazlumların duası yere düşmeyecek inşallah. Bu kadar dertliler var. Biz Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın prensiplerine, ölçülerine uyduğumuz müddetçe, raydan çıkmadıkça, yoldan ayrılmadıkça, bir takım sonradan çıkan akımlara, fikirlere kendimizi kaptırmadıkça, biz çizgiyi gelenekte olan usulle devam ettirdiğimiz müddetçe Allah'ın yardımı gelecektir inşallah. Allah yükünü hafifletmedi mi? Ne büyük yük içerisindeydi. Ebu Kubeys Dağı'na Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çıktı ki baktılar müşrikler, efendi muhataplar iman etmiyorlar. Efendimiz Ebu Kubeys Dağı'nın tepesinde kendini öldürürcesine, yıpratırcasına ya Rabbi iman etmiyorlar. Anlatıyorum, anlatıyorum, dinlemiyorlar. Aleyhime çalışıyorlar. Dinlememekle beraber hakkımda daha beterini yapmak üzere aleyhte propaganda yapıyorlar. Daralıyorum ya Rabbi dediğinde Allah Teala teselli ediyor onu. Ya Muhammed sen vazifeni yap. İnsanlar iman etmiyor diye sen neredeyse kendini yıpratıyorsun. Biz o yükü senden hafiflettik işte Allah buyuruyor. Allah peygamberinin üzerindeki yükü hafiflettim buyuruyor. Allah bizim üzerimizdeki yükü de hafifletsin. Allah. Muhteremler ben size bir şey söyleyeyim mi? On binlerin, yüz binlerin yükü şu anda ümmeti Muhammed'in içerisinde bir kişi de iki kişi de. Şu çevrede o kadar insanlar var. O kadar camilerimiz var. O kadar insanlar var. Her tarafın arı kovanı gibi çalışması gereken yerde bu işin öncülerinden binlerin peşini bir kişi yüklenmiş gidiyor. Bu çevrede İbrahim Hoca yüklenmiş gidiyor işte. Nerede bizim faaliyetlerimiz? Nerede bizim çalışmalarımız? Şu sözüme kulak verin. On binlerin, yüz binlerin yükünü bir kişi yüklemiş gidiyor. Alemi İslam'ın ümidini 3-5 kişi yüklenmiş gidiyor. Nerede Allah'ın dertlileri? Kendimize sitem ederim arkadaşlar. Bu dersler bize eğitecek. Bu dersler bizi toparlayacak. Her hafta toplan dağıl mantığı olmayacak. Kulağımızdan bir şeyler girecek. Madem bizi Allah burada oturttu, seçti, dertli kıldı. Az da olsak bu iş bizden düzelecek arkadaşlar. Başka çaresi yok. Ya bizden düzelecek ya da biz de yok olup gideceğiz. İkisinden biri var. Artık üçüncü bir şık yok. Allah bizde bu işi düzeltsin inşallah. Allah bizi hayırda kullansın. Allah bizi hayırda hizmetkar yapsın. Son Allahü Teala buyuruyor ki وَرَفَعْنَا لَكَ Biz senin şanını yüceltmedik mi? Göğsünü genişlettik. Yükünü hafiflettik. Allah buyuruyor. Büyük yük yüklenmiştin. Yükünü hafiflettik. Biz senin ya Muhammed şanını da yücelttik. Ne demek Allah Teala Resulüne diyor ki Muhammed Aleyhisselam'a şanını yücelttik buyuruyor Cenab-ı Hak. Nasıl yücetti? Ebu Said el-Hudri radıyallahu an rivayet ediyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki bana bir vakit Cebrail Aleyhisselam geldi. Ve dedi ki ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem senin de benim de Rabbim olan Allah senin şanını çok yüce kıldı. Senin şanını yüceltti. Ben de Cebrail'e sordum ki ey Cebrail senin de benim de Rabbim olan Allah benim şanımı neyle yüceltti? Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah senin şanını öyle bir yüceltti ki nerede Allah anıldıysa peşine sen de anılacaksın. O kadar yüceltti Mevla seni. Ezan eşhedü en la ilahe illallah eşhedü enne Muhammeden Resulullah kelime-i şehadet Müslüman olacak adam eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü nerede Allah anılıyor? yanında Muhammedur Resulullah anılıyor. Ya Muhammed Allah senin şanını o kadar yüceltti ki sana inanmayan bir kul Müslüman olamıyor. Ya Muhammed seni örnek alamayan Allah katında şerefli olamıyor. Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah şanını o kadar yüceltti ki sen en daraldığın anda bile senin miraçta tahiyyat vererek her namazda seni andırıyor. Ettehiyyatü lillahi ve salavatü ve tayyibat. Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü ve rahmetullahi ve berekatü. Rabbin seni her ezanda, her namazda, her gamette nerede Allah anılıyor? yanında sen de anılıyorsun. Allah seni şerefli kıldı. Terk edilir mi bu Muhammed Mustafa'nın yolu sallallahu aleyhi ve sellem? Uyulur mu şimdi sonradan çıkılan fikirlere? Oryantalist akımlara, müsteşlik fikirlere nasıl kaptırırız kendimizi? Nasıl çevremizde giden çocuklarımıza engel olmayız? Üniversite talebesinin elinden tutmayız. Evladım gel Kur'an'dan dinle, benden değil. Madem her şey bize Kur'an yeter diyorlar. Okuyun elem neşrah lekeyi. Ne diyor allah Teala? Biz senin şanını yücelttik. Diyorlar ya bize aşırı yüceltmeyin. Onu yücelten allah Teala nerede anıldı? Yanında kendi Muhammed Aleyhisselam'ın Hatemul Enbiya'nın adını andı. Onu Allah anıyor. Celle Celaluhu ve Cenne Şanuhu. Cenab-ı Hak bize bunu anlamayı nasip eylesin. Fe inne ma'al usri yusra, inne ma'al usri yusra. Burası bize dokunacak ayetlerden biri. Allah bir zorlukla beraber kolaylık vardır. Bir kere bunu zikrediyor. Bir daha size söylüyorum diye Allahu Teala gerçekten muhakkak tekrar söylüyor. Zorlukla beraber kolaylık vardır. Ne demek bu? Bunu nasıl anlayacağız? Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem her zorluğun içerisinde kolaylık var. Ya Muhammed tekrar ediyorum sallallahu aleyhi ve sellem. Sana söylüyorum, ümmetine işittiriyorum. Her zorluğun içerisinde mutlaka kolaylık var. Ne gibi? Hazreti Ömer Darun Nedve'de karar avrular seni öldürmeye gelirken sen okunan yanında okunan Taha suresinden Hazreti Ömer seni öldürmeye geldiğinde o ayetlerden etkilenerek sen de Müslüman oldu. Sana bir cefa varken Allah onu sana rahmete döndürdü. Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hayatının en zor günlerinde Mekke yaşanmaz bir hale gelince Habeşistan'a icret izni verdin. Sen dedin ki Habeş kralına gidin. Orada Necaşi var. Onun memleketinde hiç kimseye dokunulmaz, rahat yaşar. Zorluğun içerisinde Allah kolaylık çıkarttı. Efendimizin kendi ifadesiyle hayatının en zor günü olarak beyan ettiği Taif yolculuğu. Taif'e gittiğinde aleyhissalatü vesselam Efendimiz kendi milleti tarafından taşlandığında taşlandığı 5 kilometrelik kadar yol Taif'in çıkışına kadar Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'i taşladılar. Umutların bittiği, tükendiği yerde Allah Resulü'nün bak dikkat buyurun hayatımdaki en zor gün Bedir'den de öte, Uhud'dan da öte, Hendek'ten de öte en zor gün diye ifade ettiği Taif günü. Orada Efendimiz'in meşhur bir duası var. Muazzam bir dua. Ya Rabbi, sen benim halimi biliyorsun. Eğer ki sen benim bu halimden razıysan, vallahi şikayetim olmaz. Ama ya Rabbi, sen beni kimlere bırakıyorsun? Bu mesajı alabilmek önemlidir, muhteremler. En umutların tükendiği anda, o Taif seferinde attası Allah Teala bir köleyi gönderiyor. Yunus Aleyhisselamın Efendim memleketinden bir kişiyi Aleyhisselatü vesselam Efendimize Cenab-ı Hak gönderiyor. Ona bir üzüm ikram ettiriyor. Umutların tükendiği anda Efendimizin bismillah diyerek başlaması onun kalbindeki kıvırtıları harekete geçirerek Müslüman olduruyor. Zorlukla beraber kolaylık vardır. Anladık mı şimdi muhteremler? Her zorlukla beraber kolaylık var. Her zorluğun anında teselli eden Allah var. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz var. Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve sellem Taif dönüşünde Mekke'ye sokmama kararı aldılar. 6 kilometre kadar Mekke'nin yakınına geldi. Mekke'nin sınırlarından içerisine Muhammed Aleyhisselam'ı sokmama kararı aldı müşrikler. Efendimiz'i sallallahu aleyhi ve sellemi Mekke'ye sokan kimdi? Mutim bin Adi. Müşrikti bu. Müslüman da değil. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i altı biri var, yedi ile beraber, ile beraber onun kılına dokunan bana dokunmuş gibi kabul ederim dedi o müşrik. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i dedi ki ya Muhammed benden gel Kabe'ye de gir tevafını da yap. Bazı böyle hareketi bile bir Müslüman sergileyemiyor yaşadığımız hayatın içerisinde. Bazı müşriğe bakıyorsun ki harbi müşrik oluyor ama mert oluyor. Adamın hakka hukuka riayeti, şana şöhrete efendim riayeti son derece mükemmel ama inanmıyor. Bu sefer müşrikler dediler ki ya mutim sen bunun himayesine mi aldın yoksa onun dinine mi uydun? Ben onun dinine uymadım ama ben onu himayeme aldım. O benim korumam altındadır. Ne anladık? Her zorluğun içerisinde Allah ne buyurdu? Kolaylık vardır. Hicret esnasında Ebu Bekir Sıddık Efendimizle beraber mağarada gizlendiklerinde Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh'ın kalbini heyecan, daraltı, göğüs daralması basınca Allah Teala Habibi sallallahu aleyhi ve sellemin ağzında mübarek ayetleri okutuyor. Bu Kur'an'da ayettir Tevbe suresinde. La tehzen innallaha ma'na. Ya Ebu Bekir korkma Allah bizimle beraberdir. Ya Ebu Bekir korkma Allah bizimle beraberdir. Bu ayetler bu ayette izah olur, tefsir olur. Her zorlukla beraber bir kolaylık mutlaka vardır. Halbuki Allahu Teala bu ayette iki kolaylığın arasında zorluğu koymuş. İki zorluğun arasında bir kolaylık değil. İki kolaylık arasında bir zorluk var. O zorluğun içine gir diyor Allahu Teala. Sevire çıkacaksın. Üç gün üç gece kalacaksın. Mekke'yi terk et diyeceksin ama önce bir sevre tırmanacaksın. Bu zorluk görülecek. Ben de sana Rabbin olarak güvercinden, örümcekten yardım edeceğim. Anladık mı şimdi? Fenzen Allahu sekine. Allah onların üzerine sekinet yağdırdı. Arfine gidilecek, daha ileriye gidilecek. Çalışmalarda daha iyi ileriye gidilecek. Herkes münferit vazifelerin içerisinde en ilerisine gidecek zorluğun içerisinde iki kolaylık var diyor Allah. İki zorluk değil. O zorlukların içerisinde rahmete inşallah Allah bu işi döndürmeyi hepimize nasip ve müesser eylesin. Cenab-ı Hak devamındaki ayeti kere. Burayı iyi anlamanızı rica ediyorum. Her zorluğun içerisinde kolaylık vardır. Her kolay zorlukla beraber kolaylık vardır. İşleri, vazifeleri, efendim İslami yaşantılarımızı, yükümlülüklerimizi büyütmeyelim yapamam diyemeyelim. Allah'ın yardımı benim nedir? Bu iş olacak diyelim. Allah'ın izniyle sağlam bir yapıda duralım, itikatta duralım, Mevla'ya yapışalım. Allah'a yapışalım, yardım ondan gelecek. Son ayeti kerimeler. ferang tefen sab. Bir iş bittiğinde bu iş bitti tamam geri çekilmek yok. Öbür işe devam et. Müslümanın boş vakti yok. Bir işin bitti mi? Öbürüne başla. Namazı kıldın sabahı. İşrağı var. Vaktin varsa kıl. Boş kalma. Öğleni geldin. Bunun kuşluğu var. Öğlenden evvel 45 dakika evvel kadar kılınabilir. Namazlar için örnek veriyorum. Ramazan orucu tuttun. Habibim nafilelerle devam et. Sen beş vakti kıldın. teçüte devam et. Sen ibadetlerini yaptın. Artıları da getir. Kulum nafilelerle bana o kadar yaklaşır ki gören gözü olurum. İşiten kulağı olurum. Yürüyen ayağı olurum. Nafilelerin ne gereği var diyenler. Sünnet-i seneye ittiba etmenin ne zararı var? Hiçbir yan etkisi yok. Allah istikamet nasip eylesin. Bir iş bittiğinde öbürüne devam et. Ve ilâ rabbike fergab. Rabbinin nimetini an. Ona yönel. Her gün Fatiha okuyorsun. İyâke nâbudu ve iyâke nesta'în. Ancak sana ibadet ederiz. Ancak senden yardım dileriz. Bu ayette de Cenab-ı Hak buyuruyor ki Habibim bir işin bitti hemen başka bir işe koyul. Onun üzerinden bize söylüyor. Bir iş bitti başka bir iş. Bir hizmet bitti başka bir hizmet. Bir faaliyet bitti başka bir faaliyet. Bir işin neticelendi başka bir işe gir. Mutlaka boş kalma. İki günü eşit olan ziyandadır diyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Ve Rabbine yönel. Her işinde Rabbinle irtibatlı ol. Evlenmende de, nikahlanmanda da, savaşta da, barışta da Rabbinle irtibatlı ol. Muhteremler, Allah üzerimize sekinet yağdırsın. Feyiz bereket yağdırsın. Allah göğsümüzü genişletsin. Yükümüzü hafifletsin. Bize kolaylık versin. istikamet versin. Cenab-ı Hak bu vesileyle de kendisine yönelerek bir iş bittiğinde öbürünü tamamlamayı Boş vakte meydan bırakmamayı hepimize nasip eylesin. Sabahımız mübarek olsun. Allah tesirini halk eylesin. Velhamdülillahi Rabbil alemin.